أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا ركب العبد الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان وقال تغنى فإن كان لا يحسن الغناء قاله تمنى فلا يزال في أمنية حتى ينزل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihali darı baka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazlarımız meşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. İzâ romer racülü cemretel akabe hacca gidildiği mi ki İslam beş şartından birisidir. Zenginlik şart değildir haçta farz olması için. Bize farz olunca zenginlik şart oluyor. Neden? İstanbul'dan oraya gitmek parayla oluyor ondan. Mekke'deki fakir adam hacı olmaz mı? Olur. 5 kuruş harcamadan hacı olur. Haçta zenginlik şart değil. Zekatta şart. Biz uzaktan geldiğimiz için şart oluyor. Adam mavin gitmiş, şoför gitmiş. Hacı olur. Farzını yerine getirir. Gel lan demiş şurada sen benim mavimle arabayı yağını tuzunu koyuver camını silver garibanı almış şoför yardımcı buz gibi hacı olur adam zenginlik şartı yoktur ki varmış orada işleri yapmak önemli o da ihrama girmek Arafat'ta dua etmek ziyaret tavuğu yapmak hacılık bununla mükemmel hacı olur adam şimdi hacılığın şartlarından birisi de yani vaciplerinden birisi de Müzdelife'de gecelemek, geceledikten sonra dua etmek. Bunu eksik yaptınız mı, kurban kesmek zorunda kalırsınız. Namazda yanıldığınız zaman sevdiyse yaptığınız gibi. Haccın yanılmasını kurban keserek, para vererek tamir ediyorsunuz. Namazda sevdi yapıyorsunuz, tamir ediyorsunuz. Şeytan taşlamak da vaciptir. Şimdi şeytan taşlamakla ilgili bu. Sizden biriniz diyor, bir mümin, tabii kadında, burada racül diyor ama kadınlar da hacı olur gider kadınların hacca gitmesi asla yasak değildir şimdi öyle gruplar var kalabalık oluyormuş kadınlar kalabalıkta caiz değilmiş peygamber hanımlarını getirdi o kalabalığa Hazreti Ebu Bekir getirdi Hazreti Ömer getirdi ki çok kıskanç adam nereden biliyorsun peygamberimiz Miraç'ta cenneti gezmiş muazzam bir köşk görmüş Cebrail'le geziyorlar Bu köşk kimin demiş? Mükemmel bir köşk. Ömer'in deyince çabuk gidelim buradan demiş. Neden demiş Cebrail? O karısını çok kıskanır. Orada hurilerini kıskanır. Oradan biliyorum yani. Buhari Müslim hadisi bu. Evet. Ömer kızını karısını götürmüş hacca. Hoca efendi. Kalabalığa sokmuş. Sana ne oluyor? Ömer'den daha mı akıllısın sen? Şimdi kadınları göndermeyenler var Türkiye'de. Onun için bu laflar ediyorum. Erkek kadın... Cemretel Akabe büyük şeytanı taşladığında Abdullah Nesli diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inteha ilel cemretil kübra büyük şeytanı vardı
فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ Vardıktan sonra ötekileri şu şeytan diyelim, buradan geçerken atıyorsun. Yedi taş, Bismillah Allahu Ekber, Bismillah Allahu Ekber, Bismillah Allahu Ekber diye atıp geçiyorsun. Büyük şeytan öyle değil. Şeytanı geçeceksin, Kabe'yi arkana, sol tarafına alacaksın. Taşa arkasından yöneleceksin, buradan atacaksın, yandan değil. Onu söylüyor. Abdullah bin Mesud öyle söylüyor. Resul-i Ekrem büyük şeytana vardığında soluna diyor, sol tarafına Kabe Muazzamı'yı aldı, sağına da Mina'yı aldı ve varama bi sabr hasayatin, yedi tane nohuttan küçük, mercimekten büyük taş attı. Baş parmağı ile şehadet parmağı sıkıştırmış. Bismillah Allahu Ekber, Bismillah Allahu Ekber, Bismillah Allahu Ekber ile yedi taş attı. Yükebbir ma kulli hasatin, her seferinde tekbir getirerek Allahu Ekber, Bismillah Allahu Ekber diyerek diyor. Evet, ve orada büyük şeytanı taşladığı anda taşı bitirdi. Bakara suresi nazil oldu. Evet, Elif Lam Mim diye başlıyor ya, Bakara suresi nazil oldu diyor. Bütün dört imama göre bu böyledir. Ve halaka ra'sehu, şeytanı taşladı. Şeytanı taşladı, hac-ı ifrat yapıyor adam. Farz haçtan başka ömre yok. Buna hac-ı ifrat derler. Hac-ı ifrat yapıyorsa kurban kesmek yok. Şeytan taşladı mı ihramdan çıkabilir. İhramdan çıkmak için direş olması lazım. İşte o zaman ve halaka ra'sehu, Kabe'ye inmeden Medine'den çıkmış. 15 günde gelmişler, toz toprak içinde. İhramlıyken kir gidermek yok, tıraş olmak yok, yasak, ihramın yasağı. Büyük şeytana taşladıktan sonra berberi çağırmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ taraftan tıraş olmuş, kapışmışlar şeyini, saçının kalıntılarını sahabi-i kiram. Kapışmışlar. Fakat halle lehu kulli şey. Evet, tıraş oldu. Dikkat edersin, burada halaka dedi. Kazıtmış peygamberimiz saçını, kazıtmış. Usturaya vurdurmuş. Güzel olan bu, afdal olan bu. Şimdi adam hacca gidiyor. Bu Hanefi mezhebi buradan tutturuyor. Kur'an-ı Kerim'de de önce muhallikine var. Onun için kazıtmak afdaldır. Peygamberimiz de kazıtmış, dua etmiş. Allahümme ağfir lil muhallikine, ihramdan çıkarken saçını kazıtanları affet ya Rabbi demiş orada. Gelmişler, ya Resulallah biz bilmiyorduk kazıtılacağını, kısaltmıştık, bize de dua ediyor. Dene, Allahümme ağfir lil muhallikine, kazıtanları, bu hacıları affet. Ya Resulallah biz bilmiyorduk, mahvolduk. Allahümme ağfir lil muhallikine üç defa. Ya Resulallah, ağlamışlar, mahvolduk ya Resulallah, etme ya Resulallah, acı bize. Dördüncü de Allahümme ağfir lil mukassirine, saçını kısaltarak ihramdan çıkanları da affet demiş. Dördüncü de ama bakın. Şimdi gidiyor adam, kardeşim memur musun, polis misin, asker misin? Yok. Niye fiyakanı bozmadın? Hocam, hocam, nefsine ağır geliyor, kelliyi kazıtmak. Bak, sünnetin güzel tarafı bu arkadaş, ben sana onu öğretiyorum. Canım, bizim müftü de kazıtmadı diyor. İşte hoca, ben herkese söylüyorum. Tabii peygamber kazıtmış, bak üç defa da dua etmiş kazıtanlara. Afdal olan bu. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum ben. Evet hocam, Şafii mezhebine göre oluyormuş. Ben, o da hak mezhep değil mi? Boya küpüm lan bu. Batçık batçık. İşine geldi mi Şafii, işine geldi mi Hanefi? Olur mu? Tavaf ediyor, ben Hanefiyim. Çünkü o da kadınlara yanağı değiyor, eli değiyor. Ben Hanefiyim. Ayağına bir zenci basıyor, kanıyor. Ben Şafiiyim. Olur mu böyle şey? İbadette anarşi olmaz mı bu? Bir yere girersin, prensiplerini tam yaparsın. Ona göre gidersin. Allah Allah. Şimdi millet böyle uyanık, tıraş olmak zor geliyor. Şafii de hak mezhebi değil mi ya Resulallah? Hocam, ben onun için üç kıl aldırdım burada, hallettim işi.
Hanefiysen böyle arkadaş, bak öyle diyor peygamberimiz. Ha işte bu tıraş olduktan sonra hacı ifrat yapan, dikkat edin, halle küllü şey, artık ihram yasakları bitmiştir diyor efendimiz haçta. Yok, hacı temettüya illen nisa, kadınlarla cinsel ilişki hariç, onu ancak ziyaret tavaf yaptıktan sonra o hakkı elde edebilir. İhram yasağı orada vardır. Yoksa işi yaparsa büyük ceza vardır. Onu sakın ha, sadece işte tıraş olabilir, yani rahatlayabilir. Kadın yasak. Ama haccı temettü, haccı kıranı niyet ettiyse daha kurban kesmesi lazım. Tıraş olabilmesi için. Taş attıktan sonra kurban kesildi diye haber almadan ihramdan çıkarsan ceza kurbanı kesersin. Yanıldın. Secde-i sevi gibi ceza kurbanı kesersin arkadaş. Onu yapma sakın ha. Evet. Orada kesmekten söz ediliyor. Kurban olması için kan akıtmaktan söz ediliyor. Ben müştehit değilim. Ben fetva ehli değilim. Ben aktarıyorum. Evet. Şu bu parayı yatırmakla olmaz. Kurban olması için kan akıtılması lazım. Sen kan sevdalı mısın? Yok ya, ben bir şey değilim. Kitaptakini aktarıyorum. Beğenirsen alırsın. Ne kızıyorsun ya? Ama para verirsen sadaka olur. Kan akıtırsan adı kurban olur. Öyle diyor. Ne yapalım? Hocalar öyle söylüyor. Kitap öyle söylüyor. Ben de aktarıyorum. Ben parayı yatırdım. İhramdan çıkamazsın arkadaş. Hanefi mezhebindeysen ona göre konuşuyorum ben. Kurbanın kesildiği haberi gelmeden ihramdan çıkamazsın. Temettü haccı, kıran haccı. Onlar haberi geldi. Aa şimdi git tıraş olabilirsin. Tıraş olmadan yine bak kurban kesildi. Tıraş olmadan ihram yasakları devam ediyor. Gene yıkanamazsın, kir gidiremezsin, saçını tarayamazsın, koku sürünemezsin. Kokuyor hocam, yoyuyor. Sabır. Tıraş olduktan sonra bunlar caiz. Bunlar caiz, kadın yine caiz değil. Ziyaret tavafını yaptıktan sonra serbestsin. O zaman serbestsin. Onun dayanağı işte bu. Bu hadis-i şeriftir. Evet, ziyaret tavafından sonra her şey mübah olur. Şimdi Mina'da şeytan taşlamanın anlamı ne hocam? Evet, İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz rüya görmüş. Oğlu İsmail'i keseceksin demiş rüyasında. Oğlunu keser mi adam? Allah Allah. Peygamber rüyası, şeytan aldatamaz peygamberi. Ama oğlunu keser mi adam? Tereddüt etmiş. Bir daha görmüş. Oğlun kes diyor. Yine eli varmamış. Bir daha görünce oyun üçe kadar. Aa, bu kesin. İsmail Aleyhisselam'ı almış götürmüş Mekke'den. Şeytan taşıma Mina'ya, işte kurban kesme yeri ya. Orada onun taşına yatırdığı yer de var orada. Şimdi kralın sarayı var yukarıda Mina'da, o tepenin ucunda. Onu yatırdığı işaret taşı var. Osmanlı'ya dikmiş onu. Hacılar hiç bilmiyor onu. Orada duruyor. Giderken şeytan demiş ki, aptal, baban seni kesecek, gezmeye götürüyorum diyor. Taşlamış. İbrahim Aleyhisselam, insan oğlunu keser mi? O da taşlamış. Onların taşlamasından şeytan taşlanıyor. Şeytanı taşlamışlar. Ama peygamberimiz taşlayınca İbrahim Aleyhisselam işi olmaktan çıktı. Peygamberimizin işi oldu. Haccı da, o da taşladığı için haccı taşlamış oluyoruz. Anlamı ne? Evet, peygamber İbrahim Aleyhisselam oğlunu tereddütsüz söyledi. O da baba dedi, emrolunduğun yap. Öyle söyledi bak. Emrolunduğun yap babacığım. Beni sabret, fetecidün inşallah mine sabirin. Beni sabredenlerden bulacaksın babacığım. Oğlan da peygamber. Ne oğlan? Canımı veriyorum diyor bak, hiç tereddütsüz. Kafasını koyuyor taşa. O da bıçağı çıkarıyor. Cebrail koş diyor Cebrail. İbrahim imtihanı kazandın diyor. Oğlun bile benim uğruma kesmeyi tereddütsüz yaptın. Halil oldun diyor. Halil. Dost edilmiş işte. Kolay değil. Halil olmak buradan. Evet. Koş çabuk diyor. Oğlunu kesecek. Kestirme. Yoksa her evden bir oğlan gidecekti yani. O iş olsaydı
öyle nizam devam edeceğiydi. Onun için durduruldu. Şimdi Peygamberimiz tabii taşladığı için taş bizim haccımızın bir vacibi. İbrahim Aleyhisselam halil oldu bakın. Bu şeytan taşlamalardan sonra, bu olaydan sonra halil rütbesini kazandı. Biz de o taşı atınca bir şeyler kazanıyoruz. Kazanmak da kolay olmuyor biliyorsun. Ticarette bile sabahlara kadar uğraşıyorsun, yıllarca uğraşıyorsun. Almıyordun, bir gün bakıyorsun, oh köşeye dönmüşsün. Ama ne kadar uğraştın, uyumadın, sıkıldın. Şeytan taşlarken de adamı sıkıştırıyorlar işte böyle. Kolay kazanç yok yani biliyorsun. Onun için bir daha böyle yere gelirsem deme yani. Ayak çiğnemişler, itişmişler, kalkışmışlar. Bağırıyor adam, bir daha böyle yere gelirsem diye bağırıyor, canı yanmış. Deme efendi, imtihan dünyası bu. Bir şey hedefe ulaşmak için bazı fedakarlıklar yapmak lazım. Şu çenene, diline sahip ol. Orası tecelli yeridir. Ve şeytan atma lan, bak gitme lan, baban kesecek seni. İnsan oğlunu keser mi? İbrahim Aleyhisselam uğraşmadı mı? Biz de al diyoruz. Orada değil sadece şeytan. Şimdi burada da var. Her yerde var. Ama orada onu hatırlayarak onun kafasına vurmayı remzi o. Onu şey diyoruz. Onu yendiğimizi bak. Sen bize bu kadar uğraştın, para harcadım, uykusuz kaldım, Allah'ın emrini tuttun, geliyorum işte taşlıyorum, yaptım diye al sana anlamına. Namazda secde derken de Allah secde edin dediği ediyoruz. İkinciye şeytan secde etmediği inadına bir daha yapıyoruz. Aynı onun gibi şeytan taşlarken bu duygularla al sana, ne kadar önümüzü kessen işte geldim, haccımı yapıyorum, yaptım duygularıyla atıyoruz. Tabii bu duygularını atarken kocaman taş atıyor herif. Bir Müslümanın kafasına iliyor. Yok bak ne dedik? Nohuttan küçük, mercimekten büyük dedik. Neden? Kalabalıkta tabii o taş hedefini bulmayabilir diye. Güzel peygamberimiz öyle yapmış. Ama adam yumruk gibi taş alıyor. Ah! Diye vuruyor. Bir herifin kafasını yarıyor. Ölçüyü kaçırdın, yine yanlış yaptın. İbadet ölçüler içinde ibadet olur. Zulmettin o hacıya. Kafasını yardın herifin. Her durumda ölçüyü kaçırmayacaksın. Peygamber onu söylüyor sana. Evet bu iblisin ivalarına yendin de anlamına taşı atıyorsun. Bu anlama geliyor. İbadet yeri orası. Kurbanların kesildiği yer orası. Saçları kazıtma yeri orası. Ayşe anamız demiş ki ya Resulallah çok yoruldum. Şeytan tabii 240 bin diyen var, 140 bin diyen var. Peygamberle taş atmak şerefine ereceğiz diye herkes yumulmuş. Peygamberimizin hanımlarını da sıkıştırmışlar. Durun ya demiş, analarınızı eziyorsunuz. Bu Buhari'de var, Müslim'de var. Ananızı eziyorsunuz ya demiş Peygamberimiz. İnsanlar heyecanlı. Ondan sonra tabii hırpalanmış Peygamberimiz. Yorulmuş. Zaten uykusuz kalıyor. Sabaha kadar ibadet ediyor. Demiş ki ya Resulallah. Ayşe anamız galet. Evet ya Resulallah. Bir çadır kuralım şuraya da. Bir dinlenin. Ya Ayşe diyor. Hayır. Burası müminlerin ibadet yeri. Gelip biz attık. Arkamızdan da şey taşlayacaklar. Bura milletin gelip geçme yeri diyor. Buraya çadır kurulmaz. Bu çok önemli. Şimdi geliyor adam taşını atıyor. Hemen dibinde berber çör. Gel lan diyor buradan tıraşit. Ya bitti mi? Sen misin lan dayı? 5 milyon adam taş atacak. 100 metre git orada yap ya. Berber orada bekliyor. Gel gel hacı diye. Ne kadar sakat iş. Hep şeytan yaptırıyor bunları orada. Tabii o tıraş olurken arkadan adam geliyor görmüyor. Bir vuruyor kulak gidiyor tabii. Adamın tabii görmüyor, tepesi üstü düşüyor. Önünde berber tıraş ediyor çünkü. Şeytan bak hay diyor orada küfrediyor adam. Canı yandı. Neler yaptırıyor bak daha orada bile. Bunları düşüneceksin hiç. Her yerde sıkı duracaksın.
Ne diyor? Bak bura çadır kurulmaz Ayşe'cim diyor. Evet. Uveyş. Ayşe'cik demek. Uveyş. O kelime var orada. Öyle güzel kelime kullanıyor. Burada diyor çadır kurulmaz Ayşe'cik. Çünkü burada insanlar gelip geçecek ibadet ediyorlar. Evet. Bir zorluk çıkarabilir miyiz? Yolları tıkayanlara lanet ediyor Peygamberimiz yahu. İstanbul'da da başka yerlerde de. Havaalanına yetişeceksin, uçağı kaçırmayayım, hastane adam bağırıyor, doğum yapacak kadın. Sola geçmiş bir efendi, takmış 50'ye 60'a, arkadan ışık görüyor, diyor. Bekle, ya adam hastaneye yetişecek. Evet, bu benim şeyim değil. Lanet ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, adam hastaneye gidecek ya. Bilimsel kongreye gidecek, uçağa yetişecek. Ağır gidecek, sen çek sağa. Lanetlidir yani. Niye koymuşlar üç şerit oraya? Orada da bakın önemli yani bakın. Buraya Müslümanların gelip geçme yeri diyor. Çadır kurulmaz Ayşe'cim diyor. Ama geliyor herif. Orada tıraş alıyor. Orada atıyor kafayı. Oh yoruldum diyor. Bacağını açıyor. Varıyorsun kendini tutamıyorsun. Karnına basıyorsun. Adi bir küfür bilmem ne. Şeytana görüyor musun neler yapıyor? Güzel peygamberimiz ne güzel bak insan. Yalnız kendini değil başkaları da düşün. Her yerde. Buraya diyor çadır kurulmaz Ayşe'cim. Öyle söylemiş. Darakudni Hazreti Ayşe'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.